Tam bir sınav tarzı soru arkadaşlar. ÖSYM'nin çok sevdiği soru tiplerinden bir tanesi. Kesip birleştirme sorusu. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen verilmiş. Kenarlar 20'ye 20, tabanı da 24'müş zaten ve yüksekliğini de indirmiş. İkizkenar üçgende yükseklik kenarortay olduğuna göre 24'ü 12'ye 12 diye bölecek. Burada da bir özel üçgen oluşacak değil mi? 12-20 olduğuna göre yüksekliğimiz de 16 olacak. Bakın en başta zaten sorunun devamını okumadan burayı bir hallettik. Sonra devam edelim okumaya. Ne diyor arkasından? Bu ikizkenar üçgen şeklindeki kağıt AH yüksekliği boyunca kesilerek iki eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra aşağıda gösterildiği gibi A noktası orijinle çakışacak şekilde dik koordinat düzlemine yerleştiriliyor. Peki. BD doğru parçası y eksenine paralel olduğuna göre BD uzun kaç santimetredir? Şu paralelliği de gösteriyorum ve size soruyorum arkadaşlar. Paralellik bize ne getirecek? Ne getiriyordu paralellik bize? Ya açıların eşliğinden ikizkenar getirir, hatırlayın ve ya da benzerlik getirir, değil mi? Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi soruya başlayalım. Verilenleri bir üzerine yerleştireceğim. HB uzunluğu ne kadar arkadaşlar? Burada ikinci şekilde gösterelim. 12. Başka? A noktası orijinle çakışıyordu. Yani şurası aynı zamanda A noktası. AH uzunluğu neye eşit? 16 eşit. 12, 16 ve AB uzunluğu 20 zaten. Sonra AH üssü uzunluğu zaten o da arkadaşlar 16 olacak. Yani şunun tamamı 16. Peki CH üssü ne oluyor? Bu da 12 zaten. Bundan sonra yapmamız gereken şey şu BD uzunluğunu bulacağız ya. Ben şuna bir ne diyeyim? Y diyeyim. Tamam mı? Ve şu paraleli orta yerde bırakmayacağız. Arkadaşlar aynı zamanda şunu da belirtelim. Bunlar dik üçgenler tabii ki, değil mi? İkizkenar üçgeni ikiye bölünce iki tane dik üçgen oluştu. Ortada bırakılmayacak olan o paraleli ne yapıyoruz? Hemen uzatıyoruz. Tamam, bunu da hallettik. Peki şu uzunluğun tamamı 16 ise ve biz BD'ye Y dediysek buraya arkadaşlar 16 eksi Y kalır mı? Kalır. Değil mi? Sonrasında şu uzunluğumuz da 12 olduğuna göre 16'nın 12'si gider buraya da 4 kalır. Olay biter. Çünkü bundan sonrası biraz önce söylediğim gibi artık benzerlik. Evet ne diyorduk? Paralellerin oranı yani 16 eksi y'nin 12'ye oranı eşittir diyorum kolların oranına yani 12'nin 16'ya oranı. Gönder gitsin diyelim. 12'yi 4'e böldük. 3. Burası 4 oldu. 4 ile 12 gitti. Buraya 3 geldi. 9 eşittir. 16 eksi y ise y de buradan 7 gelir. Doğru cevap da B şıkkı olur. Evet güzel bir soru. Bakın bir yıldız koyuyorum. Tam bir sınav tarzı soru demiştim başta da arkadaşlar. Dikkat edin bu soruya. Tamam mı?